Sevgili öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi bahar yılı uzaktan eğitim sürecine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere Van 100. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda vermiş olduğum sıcak iklim sebze türleri ıslahı konusunda bir sunum yapmaya çalışacağım. Dersimizde bugün hıyar ıslahı konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında hıyar sebze ıslahı konusunda Türkçe kitap eksikliği bulunmaktadır. Bu konuda Gülhat Çağlar Hoca ile benim hazırladığımız bir kitap çevirileri var basım aşamasında. Şimdi size oralardan bu kitap çevirilerinden bazı bölümler sunmayı çalışacağım. Kitap ıslah, hıyar ıslahında ve diğer türlerin ıslahında temelde işleyeceğimiz konular türün tanıtımı, ekonomik ve besin değeri, orijini ve kültüre alınması, önemli gen kaynaklarının belirlenmesi, kalıtım özellikleri, çeşit tipleri, çiçek yapısı, döllenme biyolojisi, ıslah yöntemleri, klasik moleküller, güncel ıslah yöntemleri ve tohumculuk konusunda olmak üzere kısımlar olacak. Hıyar Latince ismi Cucumis sativus olan önemli bir sebze türümüz. Kabakgiller familyası, Cucurbitaceae familyasına dahildir. Ülkemizde önemli bir hıyar yetiştiriciliği vardır. Dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktayız. 1,7 milyon ton hıyar ekim hıyar üretim miktarımız vardır. Sofralık olarak. Aynı zamanda turşuluk olarak da 146 bin ton üretimimiz var. Türkiye, Çin'den sonra dünyada ikinci sırada önemli bir sebze hıyar yetiştiricisi bir ülkedir. Tabii önemli bir diyet ürünüdür. %96'sı sudur. Uzun yıllardır ülkemizde yetiştirilmektedir. Kabakgiller familyası 118 cins ve 855 türden oluşmaktadır. Kabakgiller familyasında hıyarın yanı sıra kavun, kabak ve karpuz da bulunmaktadır. Yalnız hıyar temel kromozom sayısı diploid olarak 14 kromozom sahipken kavun da 24, kabak da 40 ve karpuz da 22 kromozom yer almaktadır. Tabii üretim sırasında birçok biyotik ve abiyotik stres koşulları söz konusudur. Biyotik etmenlerden fungüslar, bakteriler, virüs hastalıkları önemli tehdit oluşturmaktadır. Aynı zamanda abiyotik stres etmenlerinden tuzluluk, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, kuraklık ve ağır metaller gibi birçok abiyotik stres koşulları da söz konusudur. Bu yüzden bu stres koşullarına karşı dayanıklı çeşitliliği geliştirmek ve bölgesel ve ülkesel tüketici tercihlerindeki farklılaşmalar yüzünden yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve ıslah edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada toplamda 71 milyon ton hıyar üretimi var. Bunun çoğu Asya ülkelerinde yer almakta. İlk 5 sırada zaten Çin, Türkiye, İran, Rusya ve Ukrayna yer almaktadır. Çin yer üretiminin hemen hemen %75'ini karşılamaktadır. Burada da bu şekilde de üretimin çoğunun Asya'da yer aldığını görmektesiniz. Hıyar %96'sı su olan bir sebze türüdür. Diğer sebzelerde olduğu gibi iyi bir mineral madde ve vitamin kaynağıdır. Aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde de bolca kullanılan bir sebze türüdür. Orijinine bakacak olursak kukurbita türleri, kabak türleri genelde Amerika kıtası orijin olmasına rağmen
Kıkmış türleri Afrika ve Asya orijinlidir. Hıyar Kıkmış sativus, varyete sativus olarak Hindistan orijinlidir. Aynı zamanda yabani formu olan harf 2, o da Hindistan kökenlidir. Diğer kıkmış türlerinden farklı olarak temel kromozom sayısının 7 olduğunu ve diploid olarak 14 olduğunu söylemiştik hıyarın. Fakat diğer kıkmış türleri temel kromozom sayısı 12'dir ve diploid olarak 14 kromozom sahiptir. Tabii araştırmacılar temel kromozom sayısının 12'den 7'ye mi, 7'den 12'ye mi değiştiğini araştırmışlar ve son zamanlarda yapılan çalışmalar genelde temel kromozom sayısının 12'den 7'ye azaldığını işaret etmektedir. Hıyarda dar bir genetik temel vardır. Bu da az sayıda genetik materyalin ıslaha alınması ve yoğun bir seleksiyona tutulmasından kaynaklanmaktadır. Bunu önlemek amacıyla ya da bu varyasyonu arttırmak amacıyla yabani türlerle melezlemeler ön plana çıkmaktadır. Kıkmış sitrisiks ile melezlemeler elde edilmiş ve Allotetraploid kıkmış hitibus adında yeni türler elde edilmiş ve bunlar geriye melezlemeyle başta milde ve fuzer olmak üzere değişik özelliklerin hıyara aktarılmasında önemli yer tutmaktadır. Önemli hıyar için önemli gen kaynaklarını dikkate aldığımızda bunların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1573 adet hıyar introdüksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan 178 adedi Türkiye'den toplanmış kaynaklardır. Aynı zamanda Avrupa Merkez Kabakgil Veri Tabanı'nda da 27 binin üzerinde geneti bulunmaktadır. Bunlar daha çok Rusya, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi merkezlerde bulunmaktadır. Ve ülkemizde de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde birçok 297 genotipin yanı sıra son yıllarda artan sayıda 638 adet genotip yer almaktadır. Önemli özelliklerin kasıtlı durumlarına bakacak olursak, hıyarda çok ilginç bir cinsiyet yapısına sahiptir. Erkek dişi ya da ersilik çiçeklerin mevcudiyeti vardır. Bu çiçek yapısında temelde 3 gen etkilidir. Bunlar FM ve A genleri. Bu FM ve A genlerinin değişik kombinasyonlarında jenoik, androik, ersilik, monoik, andromonik ve birçok çiçek yapısına ait bitkiler elde edilebilmektedir. Her geni eksik dominant bir gendir. Daha çok dişilikle ilgilidir. M geni resesif halde hermafrodit erdiş çiçekleri etkiler. A geni de işte yine resesif halde androik erkek çiçekleri verir. Bu çizelgede de bu üçgenin etkileşiminin doğurduğu çiçek yapılarını görmektesiniz. F geninin baskın halde, M geninde baskın halde olduğu durumlarda tamamen jinoik, tamamen diş çiçeklere sahip bitkiler oluşmakta. T geninin baskın, M geninin çekinik olduğu durumda ersilik, hermafrodit bitkiler, çiçekli bitkiler elde edilmektedir. F geninin resesif hali ve M geninin baskın durumunda monoik bitkiler elde edilmekte. Yine T geninin çekinik, M geninin çekinik durumda andromonik çiçekli bitkiler elde edilmekte. Ve A geninin, F geninin çekinik ve A geninin çekinik durumda tamamen erkek çiçeğe sahip androik bitkiler elde edilebilmektedir. Bu şekilde de erkek, ersilik ve diş çiçekleri yakından görmektesiniz. Çiçek yapısında özellikle stres etmenleri, sıcaklık ve fotoporyodizm gibi çevresel etmenlerin yanı sıra bazı kimyasallarda da çiçek yapısını değiştirebilmektedir. Kısa günler ve düşük sıcaklık dişi cinsiyet oluşumunu teşvik ederken uzun gün ve yüksek sıcaklık erkek çift oluşumunu
artırmaktadır. Gümüş nitrat ve gibrelin gibi kimyasallar erkek cinsiyet oluşumu teşvik etmektedir. Etrel ya da etilen dişi çiçek oluşumu teşvik etmektedir. Özellikle gümüş iyonu etilen üretimini blok ederek dişi çiçek oluşumu azaltmaktadır. 1000 ppm civarında bir gümüş nitratı uygulaması erkek çiçek oluşumunu artırmaktadır. Hıyarda birçok gen bulunmaktadır. Yani temelde bir yüksek organizmaya baktığımızda temelde 20-30 bin civarında protein oluşturan genler vardır. Aynı zamanda 20-30 bin civarında da yapısal gen vardır. Bunlar her yıl genler belirlenerek araştırmacılar tarafından yayınlanmaktadır. Burada tohumda, bitki yapısında, çiçek, meyve yapısında etkili birçok gen farklı araştırmacılar tarafından yayınlanmaktadır. Bunlardan örnek verecek olursak, hıyarda acılı oluşturan kukuribitesin dört gen tarafından oluşmaktadır. Aynı zamanda meyve kabuğu yapısını etkileyen beş gen bulunmaktadır. Sihirde iki gen, diken sıklığında üç gen, partenokarpide bir gen etkilidir. Yine meyve renginde 12 mutant, meyve et renginde 2 gen gibi birçok gen bulunmaktadır. Aynı zamanda fungal bakteri ve virüs etmenlerine dayanık sağlayan dominant resesif genler bulunabilmektedir. Örnek olarak dominant genlerden bazıları antropoz, bakteriye solgunluk, yaprak lekesi, uyuz ve fuzarıma karşı dayanık sağlarken yalancı mildiyo, köşeli yaprak lekesine resesif genler etkili olmaktadır. Küllemeye karşı etkili 3 tane resesif gen bulunmaktadır. Aynı zamanda hıyar mozaik karşı da birkaç genin etkili olduğu bilinmektedir. Burada da bazı diğer genleri görmektesiniz. Hıyarda çeşit tipleri ve çeşit grupları kullanım amacına göre taze ya da sofralık ya da sanayilik olmasının durumuna göre ya da yetiştirme şekline göre açıkta ya da ırk altında olmak üzere farklı çeşit tipleri vardır. Bunlardan da şekil olarak gösterecek olursa hem sofralıklarda hem de turşuluklarda çeşit özellikleri ülkenin tercihine göre değişebilmektedir. Örnek olarak Rusya'da sihirli, dikenli, iri çeşitler seçilir, tercih edilirken Batı Avrupa ülkelerinde 40-50 santimlik uzun hıyar türleri çeşitleri tercih edilmektedir. Ülkemizde de yaklaşık 20 santim civarındaki beyt alfa tipindeki hıyarlar daha çok tercih edilebilmektedir. Çiçek yapısını biraz önce genlerle ifade etmiştik ama temelde beşli çiçek yapısına sahiptir. Beş çanak, beş taş yaprağa sahiptir. Erkek organlarda 5 adet anter bulunmaktadır. Dişi organ 3 karpelli yumurtalığa genelde sahiptir. Hıyar çok diğer kabak türleriyle karşılaştırıldığında çok yüzlek bir kök yapısına sahiptir. Geniş yaprakları vardır. Bu yüzden özellikle yüksek sıcaklık ve kuraklıktan çok olumsuz etkilenir. Hıyarda yaptığımız çalışmalarda sulamanın verim ve kaliteyi çok önemli derecede etkilediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Ve değişik abiyotik koşulları reaktif oksijen türevlerinin oluşmasına ve metabolizmanın zararlanmasına ulaşabilmektedir. Hıyar ıslağının tarihsel gelişimine göz atacak olursak, tabi ülkemizde kamu kurumları ilk başta görev almaktaydı. Bunların bilgi birikimi ve ıslahçı yetiştirmesiyle özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde özel sektörümüz rekabet gücü artmıştır. Şu anda bütün sıcak iklim sebze türlerinde %40'a yakın tohumluk yerli çeşitli firmalarımız tarafından geliştirmektedir. Aynı zamanda
ihracata yönelik tohum geliştirme çalışmalarımızda mevcuttur. Islah yöntem ve tekniklerine göz atacak olursak, temelde kabak hıyarın cinsiyet yapısını, biraz önce bahsetmiştik, üçgenle idare edildiğini ve kimyasal müdahaleye çok iyi cevap verdiğini göz önüne aldığımızda ve partenokarpinin istenen bir özellik olduğunu düşünüldüğünde, özellikle turşularda son zamanlarda örtü altında yetiştirilen bütün çeşitlerimizin cinoik, partenokarp çeşitleri olduğu düşünüldüğünde ıslah önemli bir yer tutmaktadır. Gümüş nitrat ile özellikle babatların oluşturulması çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Tabii ıslahın sıfırdan başladığımızda en az 10 yıl süreceği göz önüne aldığında o sıfırdan başlayan bir firmanın ya da bir ıslahçının 10 yıl sonraki tüketici tercihlerini ve pazar isteklerini göz önüne alması gerekmektedir. Islahı, hıyar ıslahını klasik bir moleküler yöntemlerle yapabilmekteyiz. Tabii başlangıçta en önemli sorun hıyarın genetik tabanının dar olması yüzünden varyasyonun geniş tutulması başarı şansını yükselten bir husus olarak ön plana çıkmaktadır. Klasik ıslah yöntemlerinde tabii popülasyon geliştirme ön plana çıkmakta. Bunlar döl kontrolü yapmadan toplu seleksiyon ya da döl kontrolü seleksiyon şeklinde olabilirken tekrarlamalı seleksiyonda özellikle varyasyonun korunması ve artırılması bakımından ön plana çıkmaktadır. Hibrit çeşitler son zamanlarda piyasaya hakim olmuştur. Buna yönelik çalışmalar da söz konusudur. Tabii popülasyon geliştirmede hıyarda genetik temelin dar olması yüzünden geriye melezleme ile popülasyonun varyasyonun artırılması önem arz etmektedir. Yine tekrarlamalı seleksiyonda birçok kantitatif özelliğin geliştirilmesinde önem arz eden önemli bir seleksiyon yöntemidir. Hibrit çeşit geliştirmedeki en önemli ilk aşamalardan birisi de hibrit çeşitlerin ebeveynlerinin saf hatlarının oluşturulmasıdır. Saf hat oluşturmada öncelikle farklı ebeveynler seçilerek bir açılım popülasyonu oluşturulması ve bunlardan seleksiyon yöntemiyle en az 5-6 jenerasyon seleksiyonla saf hatların elde edilmesi gerekmektedir. Yaygın olarak kullanılan seleksiyon yöntemlerden biri pedigridir. Pedigri yönteminde her dölün kaydının esas alınması gerekmektedir. Kaliteli ürünler ortaya çıkar ama işçilik ve masraf bakımından önemli masraflar oluşturur. Yine tek tohum yöntemi, single seed descent hat oluşturmada kullandığımız yöntemlerden birisidir. Bu önce seleksiyon saflaştırmaya kadar beklenir. Hatlar saflaştırdıktan sonra seleksiyona başlanır. Zerzer tohumluk yöntemi de bir kısım tohumun saklandığı ve döl kontrolünün yapılması nedeniyle yavaş ilerleyen bir seleksiyon yöntemidir. Geriye melezleme özellikle saf hatlarımızda oluşan eksikliklerin donör bitkiler kullanarak karşılanmasına çalışılan bir yöntemdir. Donör geriye melezleme de bir defa kullanılır ve tekrarlanan ebeveynle sürekli geriye melezleme ile istediğimiz özelliğin saf hattımıza aktarılmasına çalışılır. Tabi burada dikkat edilmesi gereken özellik donördeki kötü özelliklerin elimine edilmesi gerekmektedir. Hibrit ıslahı tabii ilk başlarda genetik
Tamilin dar olması nedeniyle heterojenliğin az olduğu düşünülmekteydi. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle eklemeli olmayan gen etkisi, dominant ve epistatik etkilerin heterojen ıslahında çok iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Tabii epiribid ıslahının firmalar için avantajları vardır. Tohumu sürekli her yıl sattıkları için ve safatlar kendilerinde olduğu için sürekli özel firmalar hibrit ıslahına doğru bir çaba harcamaktadırlar. Hibrit çeşitlerin geliştirilmesinde daha çok jinoid cinoid ebeveynler kullanılmaktadır. Daha önce belirttiğim üzere jinoid ebeveynlerden baba olarak kullanacak olanlara gümüş nitrat uygulamasıyla erkek çiftler oluşturulabilmektedir. Yine jinoid monoid ya da jinoid erdişi ebeveyni kullanılan hibrit yöntemleri de bulunmaktadır. Biyoteknolojik yöntemler özellikle doku kültürü haploid bitki eldesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Haploid bitkiler elde edildikten sonra bunlar kolesin ve benzeri kimyasallarla katlanarak %100 tamamen %100 saf hatlar elde edilmektedir. Normal klasik yöntemlerle bu minimum 5-6 jenerasyon kendilemeyle yapılırken bir yıl içerisinde haploidi ve dihaploidi yöntemiyle bir yıl içerisinde saf hatlar elde edilmektedir. Saf hatların elde edilmesinde 3 yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birisi in vitro androgenesis. In vitro androgenesiste anter ya da mikro sporlardan yararlanarak haploid bitkiler elde edilmektedir. In vitro jinogenesiste ovül ya da ovaryumlar kullanılarak haploid bitkiler elde edilmektedir. Tabii son yıllarda haploid partenogenesis kullanılmaktadır. Bu da başarılı bir yöntemdir. Işınlanmış polenlerle yani kobalt-60 kaynağından elde edilen 200-300 gray'lik gama ışınları vasıtasıyla polenler ışınlanmakta ve elde edilen tohumlardan tabii bunlardan partenogenesis yöntemiyle embriyolar elde edilmekte ve haploid bitkiler elde edilmekte. Haploid bitkiler elde edildikten sonra yapılacak olay bunların katlanması ve katlandıktan sonra dihaploid hale gelmiş bitkilerde kromozom kontrolleri ve bunların tamamı bir yıl içerisinde tamamlanabilmektedir. Moleküler marker destekli ıslah konusunda son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Markerlar yani belirteç, marker ya da işaretleyici olarak belirttiğimiz moleküler özellikle DNA markerları ıslahta dolaylı seleksiyonda kullanılan belirteçlerdir. Tabii bunların çalışılacak gene olan yakınlığı santimorgan düzeyinde belirtilir ve ne kadar dolaylı seleksiyonda kullanılacak markerlar, belirteçler gene ne kadar yakınsa o kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Aynı zamanda genin altında üstünde iki tane marker kullanmak, belirteç kullanmak özellikle kodominant markörlerin kullanılması seleksiyon etkinliğini artıran noktalardır. Tabii markörler değişik araştırmacılar tarafından dünyada elde edilmektedir. Fakat her ıslah popülasyonunda bunların geçerliliğin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü bunlar farklı popülasyonlarda elde edilen markörlerdir. Bunlar popülasyonlardan sonra gen haritalanmasıyla belirlenmektedir. Tabii resesif özelliklerin, dominant özelliklerin veya QTL dediğimiz kantitatif özelliklerin, kantitatif özellik lokuslarının markörler şeklinde ıslahta kullanılması günümüzde çok yaygınlaşmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak, verim ve kalite bileşenlerinden bitki yapısı, cinsiyet konusunda moleküler belirteçler, markörler elde edilmiştir.
Yine aynı zamanda çiçek ve bazı meyve özellikleri, erken çiçeklenme, fiilli meyve, mat meyve, kabuk rengi, olgun olmayan meyvede bir örnek renklenme, açık meyve rengi gibi özelliklerin dolaylı seçiminde kullanılan marköller geliştirilmiştir. Hastalık nazarlar bakımından özellikle virüs hastalıkları, bunlar yer mozaik virüsü, karpuz mozaik virüsü, papaya ring spot virüsü ya da zucchini yellow mozaik virüsü gibi farklı virüslere karşı moleküler marköller elde edilmiş ve bunlar ıslahçıların kullanımına sunulmuştur. Yine külleme, yalancı mildiü ve uyuz hastalıklarının yanı sıra fularin solgunluğu ve nematod zararlısına karşı da marköller belirlenmeye çalışılmıştır. Tabii markörler gene ne kadar yakınsa, 5 santim ortam ve daha altı yakınlıkta olursa seleksiyon etkinliği o derece artmaktadır. Gece test yardımlı seleksiyon, dolaylı seleksiyon olması yönünden ve birden farklı özelliğin eş zamanlı aynı zamanda seçimin olanak sağlaması bakımından son yıllarda klasik ıslaha yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii fide aşamasında yapılması, çevreden etkilenmemesi, DNA markörlerinin nötr olması gibi özellikler yüzünden çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Son yıllarda omik teknolojiler ön plana çıkmaktadır. Özellikle proteomik dediğimiz protein düzenlenmesi, yine mikroRNA'lar gibi özelliklerin ya da yeni nesil DNA dizilemesi gibi araçların biyoteknolojik çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir. Yine mutasyonla elde edilmiş bireylerin fenotipik ve moleküler değerlendirmesi, tabii hıyar genominin anlaşılması bakımından çok önem arz etmektedir. Genetik mühendisliği konusunda da özellikle patojenlere, fungal ve virüs etmenlerine karşı farklı genomlardan, farklı cins ve türlerden elde edilen özelliklerin hıyara aktarılması söz konusudur. Tabii GDO ya da genetik mühendislik ardı teorik olarak mümkündür. Fakat bunun yaygınlaşmasında ekonomik nedenler ön plana çıkacaktır. Tabii ticari, etik ve çevresel kaygılar GDO'nun şu anda ülkemizde yaygınlaşması konusunda engel teşkil etmektedir. Tabii yine de GDO'nun farklı dezavantajların olması yanı sıra avantajlar da olabilir. Tabii her teknolojinin olumlu olumsuz yönleri olabilmektedir. Aynı nükleer enerjide olduğu gibi olumlu ya da olumsuz yönde kullanımlar söz konusu olmaktadır. GDO konusunda ve biyoteknoloji konusunda ülkemizin de hazırlıklı olması ve bu konuda çalışmalar yapması elzemdir. Güncel ıslah hedefleri göz önüne aldığında tabii birçok abiyotik ve biyotik koşullarına karşı hıyarda çalışmalar yapılmaktadır. Hıyarda özetleyecek olursak yüksek verim, erkencilik, diş çiçek yapısı, cüneyt yapı biraz önce anlatmıştım. Üçgen tarafından kontrol edilmektedir. Çoklu meyve özelliği, partenokarp, karpuz, pomsuz meyve, bağlama özelliği, meyvede şekil, renk, büyüklük, tabi bu tüketici tercihlerine göre değişmektedir. Meyve kalitesi, rengi, raf ömrü, yetiştiricilik tarzı dönemlerine uygunluk ya da bitki büyüme yapısı gibi özellikler gelecekte dikkat edilmesi gereken ıslah hedefler olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Tabii turşulu kıyarlarda makinalı hasada uygunluk, boğum aralarının kısa olması, sihirlerin olması, meyvelerin ortasında boşluk olmaması,
Tabii uzunluk çap oranları bunlar da turşu kalitesini ve verimi etkileyen noktalardır. Ve olmazsa olmaz hıyarıstan önemli bir husus da birçok biyotik stres koşullarına karşı dayanıklıdır. Dayanıklılığın sağlanmasıdır. Bu hastalıkların başında küllenme, yalancı mildiyo, yara yüzü, bakteri ve virüsler dayanıklılar karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda nematoda dayanıklılık da istenen bir özelliktir. Son olarak sizlere tohumluk üretiminin nasıl yapıldığı konusunda bilgi vermek istiyorum. Tabii hibrit üretiminde elle tozlama yapılabildiği gibi gümüş nitrat kullanarak cinye katlarda baba oluşumunun teşvik edilmesi sağlanabilmektedir. Bir meyveden yaklaşık 500 civarında tohum elde edilmektedir. Ve bu dekara vurduğumuzda yaklaşık 40 kilo tohuma denk gelmektedir. Hıyarda yabancı tozlamanın olduğu düşünüldüğünde tabii 750 metre civarında bir izolasyon mesafesinin sağlanması da gerekmektedir. Sizlere bu chapter'da kullandığımız kaynaklardan bazılarını da sunmak istiyorum. Yine sizlerin chapter'ı ya da dersi okurken yararlanacağınız bazı terimleri de küçük bir terim sözlüğü olarak karşınıza sunmaya çalıştık. Sizlere diğer derslerde de aynı şekilde özellikle yabancı kaynaklardan Vegetable Breeding 1 ve 2 kitaplarından yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Ve uzaktan eğitimi süresince oluşabilecek tüm sorularınızı rahatlıkla bana ulaşabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Sağlıcakla kalınız. Kendinize çok iyi bakınız. İyi günler.